En büyük yanılgılarımızdan biri, senelerdir bizi etkisi altına alan düşünce ve duyguların öyle kolay kolay gitmeyeceğine inanmamızdır. Halbuki artık bizim için değeri kalmayan bir düşünceyi değiştirerek bütün hayatımızı değiştirebiliriz. Zihnimizde değiştirdiğimiz her bir olumsuz düşünce, bizi arzu ettiğimiz hayata bir adım daha yaklaştırır. Bazen değişim için beklememiz, aslında değişimi tam olarak içimize sindiremediğimiz, hatta ondan korktuğumuz anlamına gelebilir. Bazen için için bir kestirme yol ararız. Hem değişimin güzelliğini tatmak, hem de mevcut durumumuzu korumak isteriz. Bu mümkün değildir. Ama bir kere kararımızı verdikten sonra değişim yoluna gireriz. Karar verdikten sonra gerisi çok kolaydır. Değişimi hızlı bir şekilde sağlayacak pek çok teknik bulunmaktadır. Şimdi sana çok etkili bir gözde canlandırma tekniği vereceğim. Bu teknik, seni arzu ettiğin herhangi bir şeyi veya durumu elde etmek için motive edecek. Aynı zamanda bilinçaltına, senin o şeye ulaşırken geçeceğin adımların resimlerini kazıyacak. Böylece hedefine ulaşma yolculuğunda bu noktalara geldiğinde onları tanıyacak ve her şeyin yolunda gittiğini anlayacaksın. Egzersizi şimdi anlatacağım. Video sürerken aynı anda egzersizi yapacak aralar vermeyeceğiz. Bu nedenle şimdilik sadece adımları öğren. Uygulamayı video bittikten sonra istediğin zaman yapabilirsin. Rahatça oturup derin birkaç nefes alarak başlıyoruz. Rahatladıktan sonra zihninde kendini şu anda olduğun haliyle ve mevcut koşullarında görmeni istiyorum. Zaten içinde yaşıyor olduğun gerçekliği hayal etmek çok da güç olmayacaktır. Günlük yaşantını, dışarıdan nasıl göründüğünü gözünün önünde canlandır. Sıradan bir günün sanki hızlandırılmış bir video gibi gözünün önünden geçsin. Bu hızlı akışın içinden tek tek sahneler seçilebiliyor. Bu akışı yaklaşık 10 saniye seyrettikten sonra onun tek bir fotoğrafını çektiğini düşün. Eğer şimdiki hayatını tek bir fotoğrafla ifade etmek isteseydin, bu nasıl bir fotoğraf olurdu? Bu fotoğrafa kısa bir bakış at. Ardından onu şimdilik bir kenara bırakalım ve başka bir gerçekliğe göz atalım. Bu gerçeklikte artık arzuna ulaşmış olduğunu görüyorsun. Arzun artık hayatının bir parçasıyken nasıl yaşadığını zihninde canlandır. Örneğin sevdiğin bir kişiyle bir araya gelmek istiyorsan, onunla aynı evde yaşadığınızı, birlikte evden çıktığınızı veya hafta sonunu planladığınızı görebilirsin. Eğer arzun işinde başarılı olmak ise, dükkanına müşterilerin girip çıktığını, malların satıldığını ve sürekli açılıp kapanan kasayı zihninde canlandırabilirsin. Bir önceki görüntüden farklı olarak, bu görüntüleri istediğin kadar uzatabilir ve detaylandırabilirsin. Nasıl davrandığını, nasıl hissettiğini ve etrafındaki insanlarla ilişkini, neler konuşulduğunu, nasıl olayların gerçekleştiğini yoğun biçimde detaylarıyla seyret. Görüntünün en yüksek seviyede canlı olması için tüm duyularını işin içine katmaya çalış. Örneğin sevdiğin kişiyle bir araya gelme niyetindeysen, onun elini tuttuğunu görebilir, elinin dokusunu duyumsayabilir ve hatta bu sırada onun parfümünün hafif hafif sana geldiğini hissedebilirsin. Bu görüntü zaten arzu ettiğin bir durum olduğundan onu görürken duyguların yükselecek ve kendini iyi hissedeceksin. Görüntü ile birlikte gelen iyi hissetme hali içinde bir müddet kal. Duygularının bu görüntülerle yükselmesine izin ver. Şimdi duyguların iyice yükseldiği bir anda karşında akan görüntüden tek bir kare seç. Eğer bu gerçekliği tek bir fotoğrafla anlatmak isteseydin, o nasıl bir fotoğraf olurdu? Şimdi ellerini ileri uzat. Avuçların yukarı baksın. Şimdiki halini sembolize eden ilk fotoğrafı sol eline yerleştirdiğini hayal et. Ardından hayalinin gerçek olduğu ikinci fotoğrafı sağ eline al. Artık sol elin geçmişi, sağ elin geleceği, iki elinin arasındaki boşluk ise bir gerçeklikten diğerine geçerken atman gereken adımları simgeliyor. Şimdi sol elindeki geçmişten sağ elindeki geleceğe ulaştıran bir dizi fotoğraf hayal edelim.
Geçmişin arzu ettiğin geleceğe dönüşürken sence nasıl aşamalardan geçiyor? Bu geleceğe ulaşmak için neler yapardın? Hayal gücünün kontrolü ele almasına izin ver. Attığın adımlar, yaptığın eylemler, ellerinin arasında akan fotoğraflarda görünüyor. Her bir fotoğrafa bak ve gerekirse onun üzerinde değişiklikler yap. İlkinden sonuncusuna, yani arzuna ulaşmadan önceki son aşamaya kadar bu zihinsel fotoğraflara bak. Bu aşamaların mükemmel olması gerekmiyor. Atman gereken adımlar illaki bu gördüklerinden ibaret olmayabilir. Onlar zaman içinde şekil de değiştirebilir, yenileri eklenebilir veya bazıları elenebilir. Asıl önemli olan bu adımların ne oldukları değil, sen onları düşünürken bilinçaltında oluşan etkidir. Şu anda sen sadece zihnine mevcut durumdan çıkıp hayal ettiğin yere gitmesi için bir direktif veriyorsun. Bilinçaltın bu direktifi aldığında gitmesi gereken en uygun yolu bulacaktır. En uygun yol senin hayal ettiğin adımları içerebilir veya içermeyebilir. Biz bu çalışmada bilinçaltına bir harita veriyoruz ve ona hedefi gösteriyoruz. Yolu bulma işini ise bilinçaltının gücüne bırakıyoruz. Ellerinin arasındaki imgeler yeterince netleştiğinde ellerini yavaşça birbirine yaklaştırmaya başla. Aradaki imgeler sanki bir iskambil kağıdı destesi gibi avuçlarının içinde toparlanıyor. Onlar birbirlerine yaklaşıyor, yaklaşıyor ve sonunda tek bir kütle oluyorlar. Eski ile yeni arasında olma ihtimali bulunan her şey, tüm adımlar ve tüm ilerleme avuçlarının içine sığıyor. Şimdi avuçlarında bu değişim gücü varken, ellerini yavaşça kalbinin üstüne getir. Bunu yaparken arzunun tezahür etmiş halini kendine çektiğini hayal et. Ellerin yavaşça vücuduna yaklaşsın. Eller tam olarak göğsünün üstünde kavuştuğunda, hayalinin gerçekleştiğini ve bu olduğunda yaşayacağın sevinci hisset. Bu enerjinin bedeninde gitgide daha da büyüdüğünü ve her bir hücrene, her bir organına, her bir damarına nüfuz ettiğini zihninde canlandır. Enerji bedeninin her bir noktasına uzansın ve varlığını kaplasın. Bu hisle doluyken sağ elinde tuttuğun, hedefine ulaştığını gösteren resmi gözünün önüne getir. Resim gitgide büyüyor, büyüyor ve artık onun içindesin. Hedefine ulaşmış ve tatmin olmuş halini hisset. Hedefine varmak için tüm bu aşamaları başarıyla geçtiğini bilerek mutlu bir şekilde kal. Çalışmamız bu kadar. Bu egzersizle arzuların kolayca planlara ve eylemlere dönüşecektir. Gece yatmadan önce 5 dakikada yapabileceğin bu egzersizle dönüşümü başlatabilirsin.